Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun süredir telsiz videosu atmıyordum. Bugün yeni bir cihazımız var. Kenwood TH79E. 1994 doğumlu. Evet, 94 doğumlu bu arkadaş. Uzun batarya modelli. Yurt dışından geldi bu cihaz. Avrupa. Elin adamının ne kadar temiz kullandığına bir bakın. Cihazı şöyle bir görün. Evet, çift ekran. Evet, bant düğme özel silimse şu. Banta bastık, hoparlörümüze geçtik. Şöyle üst tarafta çift volüm. Volüm 2 tane. Enkodu şu alt taraf. Açma kapama. Tuş kilidi manuel. Şu manuel bir tuş kilidi var. Bak ne kadar güzel. Monitör gürültülü dinlemek istediğiniz zaman ton düğmesi. Ton derken buradaki ton T sesi aslında. T sesi normal 88,5 tonu koyarken onu koyuyorsun. Yani öyle mi? Menüden basıp buna bastığında oraya mı geliyor? GTS sese de girmiş oluyor o zaman. Evet. Evet, şöyle tekrar göstereyim tuşlarını. VFO, MHz, lamba tuşu, memory giriş. Yan tarafta kulaklık şeyi. Şu kendi orijinal besleme girişimi Musa şurası. Ekstra DC, ekstra DC. İstersen ekstra DC ile de çalıştırabiliyorsun. Amperli bir adaptörle. İstersen şarj için de kullanabiliyorsun. Tamam. Şimdi bataryası bunun. Şarjör şeklinde takılıyor. Bak şöyle hocam. Çektik. Evet. Onu da göstereyim. Bunu sen yeniden dizdin pil tabii ki. Lityum batarya 2 SPMS devresiyle 8.4 voltluk batarya var şu an üstünde. Evet. Bataryasız büyüklüğü şu şekilde. Ben o kadar konuştuk, başlatmadık o zaman. Dur bakayım, başlatmışız. Yanlışlık olmasın. Şimdi. Bataryamız. Bak cihazın böbreğine kadar gidiyormuş. Yok, böbreğine kadar değil. Alt taraf etkiler. Şuraya kadar. Evet. Şöyle gidiyor yani. Çok dedi açıldı. Abi müthiş bir cihaz. Şimdi bunun muadili de Yaesu PT51 kısa bataryalı olandan. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bataryayı ben yine çıkartayım. Evet, videomuz, telefonumuz düşerek devam edecek. Abi düşsün, bunun tadı orada. Önceden kurgu hazırlık yok bizde, direktmen. Tekrar devam edelim kaldığımız yerden. Şöyle. Yaesu PT51'in üzerindeki de yine kısaltılmış batarya. Kendi orijinal kısa bataryası, uzun bataryası da var. İstersen onu da verebilirim. Tamam. Uzun bataryalı haliyle bunu şuna bir takabilir mi Musa? Tabii. Uzun bataryalı haline bir tane bakalım. Yok, o değil. O batarya case. Bu case olanı. Şimdi sen şuna uzun bataryayı da koyuyorsun. Şu uzun batarya. Onu bir 51'e bir takabilir mi? Arasındaki farkı bir bakmış olalım. Tamam. Şimdi şunu takalım. Şu uzun batarya. Yaesu FT51 de Kenwood. Şu da batarya case bu şekilde. Evet, boylar aşağı yukarı aynı. Tip olarak Kenwood daha yakışıklı. Ama kullanım olarak ne diyorsun? Kenwood 51 mu? Daha 51 daha iyi değil mi kullanışı? Kullanım olarak 51 daha iyi. Ama tip olarak da Kenwood gerçekten güzel yapmışlar. İkisi de yıllara meydan okuyan cihazlar. Şimdi bunun Kenwood'un şöyle bir şarj doç kısmı var.
9 volt 1,5 amperle dolduruyor. Yaesu FT51'inde şöyle bir diplik kısmı var. 51'de bu şekilde. Batarya voltajlar farklı olduğu için farklı voltajlarda voltaj verip ona göre şarj etmek için pili. Evet. FT51'de bu şekilde şarj dipliği. Şöyle modelini de görmüş olursunuz. Kenwood'unki dediğimiz gibi böyle büyük kaba saba bir şey yapmışlar. Ama iki cihazı birden doldurmak için de güzel, evet, avantajlarla. Evet. Bunu da koyduk. Tekrardan şöyle. Şunu bir dual ekranı bir daha açabilir miyim? Şimdi yay sudaki frekanslar yan yana. Bundaki de altlı üstü. İki tarafta UAF, UAF, VAF, VAF olabiliyor değil mi Kemut'ta? Aynı FT51'deki gibi kullandın aynısı. Şuradaki fonksiyon tuşuna basarak fonksiyon artı banta basarsan iki tarafta UAF oldu bak. Evet, çok güzel. İki taraf UAF, iki taraf VAF veya UAF, VAF. İki farklı frekans mesela. Kayıt yapmamışım ama. Evet, şu şekilde. İki UAF, iki VAF yapabiliyorsun. Mesela FT51'i de aynı şekilde hemen iki VAF yapalım mesela. Şuradan çevirerek şöyle. Mesela iki VAF yapabiliyoruz. Şu anda da iki VAF. Durum bu şekilde arkadaşlar. Nostalji cihazları size tanıtmaya devam edeceğiz. Tabii bunların biraz daha model olarak daha yeni olanları da var. Şöyle. Yaesu VX6. Evet. Şu Yaesu VX6'ımız. Bir de mesela şu 51'in orijinal kısa bataryası. Şu. Tamam. Orijinal kısa bataryası. FNB31. Tamam. Tabii işine yine sen yani değişim lityum, yaptın yani. Lityum pil taktın. Bak FNB38. Normalde bu uzun batarya. Uzunu yani, kestin batarya bu mu? Yani uzun lotta kesilen. Bak, aynen bak. Mesela şu da kaç diyor? Bu da FNB38 bak. Böyle uzun bataryaydı bu batarya. Şu batarya uzun bataryaydı. Şunla şu aynı yani. Aynı. Öyle mi normalde? Ben bunu keserek şu ortadaki plastik parçaları çıkararak şurada şöyle orijinal. Bunu kısa batarya yaptım. Tamam. Şu pinleri şunu nasıl yaptın, denk getirdin? Bu pinleri zaten buradaydı. İki pini kapattım sadece şarj olurken. Sana gerek yoktu. Olan iki tanesi. İki tanesi. Mesela bak şu şekilde kısalttım bak. Evet, işçilik çok güzel. Bir de artı şeyle Type-C ile mi dolduruyor? Bu Type-C girişi var bunda. Type-C girişi de var uzun bataryada. Tamam. Alan geniş olduğu için daha rahat çalışıyor. Evet. Ama bunda işte buna Type-C koyamıyorsun. Alan dar. Kısa batarya oluyor. Aynen öyle. Şu orijinal kısa batarya. Şu da el yapımı kısa batarya. Şu da battery pack. Evet. Bunun şu şekilde bir kapağı var. Şu şekilde. Şu da battery case. Evet, 51'in şu uzun batarya serileri burada. Şöyle. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de elimizde sakladığımız her zaman ekmeğe muhtaç kaldığımız zaman cihazsız kalırsak. Hayır, cihazsız kalırsak gidiyor geliyor buna muhtaç kalıyoruz bu cihaza. Bunu cihazda çok seviyoruz. Niye seviyoruz? Sesi yüksek, kullanımı çok kolay. Bataryası bitmiyor bunun. Akşama da yanında gezdiriyorsun. Para etmiyor. Para da etmiyor. Satarsan para etmiyor. Bir derdimize derman olmuyor. Ama cihazsız da kalmıyoruz. Bu ekmeğe muhtaçlık cihaz. Acil durumlar için şu. Çünkü diğerlerini ne olursa olsun amatör telsizci ya bunu verip üstte başka bir şey mi alsak? İşte 5'e satıp 2 daha koyup yeni bir makine mi alsak diye düşündüğümüz cihazlar oluyor. Bu para etmediği için bu devamlı saklıyoruz bunu. Durum böyle. Evet, Musa kardeşim yanındayım. Hepinize selamlar olsun. Amatör arkadaşlara uzun zamandır video atmıyorduk. Şöyle bir gözleri şenlensin. Görüşmek üzere. Kayseri'den çok çok selamlar. O kadar video atıyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geri dönüş olsun bize. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.